Evet, hepinize yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Volkan Akı ben. Son günlerde en çok konuştuğumuz, benim de gazeteci olarak en çok yazdığım konulardan bir tanesi e-ihracat. Türkiye'nin 2023 yılındaki gündemini de e-ihracat oluşturacak. Türkiye'nin ihracat hedefleri çok iddialı ve Türkiye'nin çıkış yolu olarak hem hükümet stratejilerinde hem bakarsak şirketlerin kendi stratejilerinde ihracat önemli bir yer alıyor. Ama dijital dönüşümle birlikte ortaya çıkan yeni ortamda tüketiciye ulaşma, ürünlerimizi yine başka ülkelere ulaştırmanın en önemli yollarından bir tanesi de ihracat olarak ön plana çıkıyor. Burada tabii ki şirketlerin bir yolculuğu var. Bu yolculuk uzun ve meşakkatli ve başarıya gitmesi için de pek çok faktörün bir araya gelmesi gerekiyor. İşte bu yolculukta tecrübeler çok önemli. Hem bu işe yardım eden bugün tecrübelerin konuşmasını izleyeceğiz. Bugünkü başlığımızın adı da o zaten. E-ihracat köprüsünü geçen tecrübe anlatacak bize. Bunu hem destekleyen bu işin danışmanlığını, bu işin operasyonunu yürüten şirket, bir şirketle birlikte diğer tarafta bu işi başaran önemli ürünlerini ihraç eden bir markayla, bir şirketle beraber olacağız. Şimdi onlar zaten ekranda. Sizlere hemen onları tanıtmak istiyorum. Evet, Matex Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürkkan. Hoş geldiniz Yusuf Bey. Merhabalar hocam. Yayınımıza. Evet, Envoy CEO'su Borgoes de bizimle birlikte. Evet, ben biraz girişi uzun tuttum ama gerçekten önemli bir konu diye düşünüyorum. Bugün Envoy e-ihracat tarafında markaları yurt dışına, şirketleri yurt dışına taşıyan önemli bir misyon üstleniyor ve buradaki zaten en önemli şeyi de e-ihracat köprüsüyle markaları yurt dışına taşımak, özellikle İngiltere ağırlıklı yurt dışına yönlendirmek ve onların başarısı için çalışmak. Matex'te özellikle Tissum markasıyla yurt dışında bu konuda adım atmış şirketlerden ve bu konuyu başarıyla yürüten şirketlerden bir tanesi. Ama Matex'i birazdan Yusuf Bey'den dinleyeceğiz. Çünkü aslında Matex'te ihracatçı bir şirket, ihracatta tecrübeli bir şirket. Yusuf Bey, isterseniz öncelikle ben bir girizgah yaptım ama Matex'in bu ihracat ve şu anda yaptığı operasyonlar ve dünya üzerindeki çalışma biçimlerinden biraz bahseder misiniz? Otel ve restoran sektörü diye adlandırabiliriz herhalde ve pek çok ülkeye ihracat, özellikle markalı ihracat, bunu da vurgulamak istiyorum. Çünkü burada ihracat yolunda da markalı ihracat çok önemli. Bize biraz anlatırsanız Matex'i, yaptıklarını, bugünkü bulunduğu noktayı biraz özetlerseniz onunla başlayalım. Sonra da Envoy için birkaç satırla da Borga Bey'e sözü vereceğim. Tabii Volkan Bey. Matex 2000 yılında kuruldu. 2000 yılından beri önce ev tekstili masa örtüsü alanında uzman bir firmaydı. Yıllar içerisinde bir takım gelişmeler oldu ve bugün geldiğimiz noktada ev tekstili üretimi ve ihracatı yapıyoruz. Otel tekstili ve restoran tekstili üretimi, iç piyasa satışı, ihracatı yapıyoruz. Burada geliştirdiğimiz bir markamız var. Tisum isimli. Tisum yaklaşık 10-15 senedir piyasada var. 41 ülkede tescili yapılmış bir marka. Bunun dışında da bir ticari bir çamaşırhanemiz var. Tekstiliz denilen yöntemle müşterilerimize servis veriyoruz. Daha ileride isterseniz daha detaylı da açıklarım. Bir de perakende diyeceğimiz işte ısmarlama yat tekstili, özel evler için masa örtüleri, işte yatak odalarında nevresimler yaptığımız bir masa terzisi diye ikinci bir markamız daha var. Onunla da işte küçük bir perakende operasyonumuz var. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 26 ülkeye ihracat yapıyoruz. Genelde üst segment otellerle 5-6-7 yıldız diyeceğimiz otel gruplarıyla çalışıyoruz. Bu şekilde bir ürün grubu ve hizmetimiz var şu anda.
Evet, çok teşekkür ederim Yusuf Bey. Borga Bey, sizden de biraz kısaca Envoy'u dinleyelim. E-ihracat dedik. Envoy'un buradaki rolü, misyonu, kuruluş amacı nedir? Kısaca bize siz de bahsederseniz seviniriz. Merhabalar tekrar. Öncelikle ben Meytex ailesine ve Tisu markasına bizle bu yolculuğa çıktığı için teşekkürle başlamak isterim. Envoyo, ihracat köprüsü felsefesiyle çalışmakta olan ihracatçılarımızı kendi markalarıyla yurt dışı pazarlarında ihracat yaparak platformlarda parakende satışlarını gerçekleştirmekle ilgili kapıdan kapıya servis veren bir platform. İlkesinin içerisinde dijital olmayı hedefleyen fakat Kobi ile birlikte hareket eden zamanı, insan kaynağını, uzman ekibiyle birlikte bilgi ve tecrübesini Kobi'ye destek olarak verip birlikte partnerlik ilişkisiyle bu yolculuğu baştan sona birlikte tanımlamak isteyen bir platform. Matex'e de bu çalışmayı yapmaktan keyif aldık bugüne kadar. Ve güzel bir konuma da geldik aslında. Ben mikrofonu aslında bu konuyla ilgili biraz Yusuf Bey'e vermek isterim. Evet. Müsaade ederseniz kendisi bu süreçten ne açıdan ne noktalarda memnun kaldı ve bu süreci bakış açısıyla kendisini değerlendirmesi için. Evet, bu çok önemli. Kaç senedir birlikte çalışıyorsunuz bu arada Enmeo Meytek Her ismi? aşağı yukarı Covid döneminde aşağı yukarı 1,5 2 seneyi buldu. Evet, iki Matex senedir. Tissue ile birlikte. Evet, yolculuk içerisindeniz. Borga Bey zaten sözü size verdi Yusuf Bey. Ben de size vereceğim Tamam. ama vermeden önce şunu yani tabii ki et ihracat önemli. Biraz sonra yine sohbetimizde açarız biraz daha ama yani ihracatta da markalaşmak önemli. Ama siz bunu yani bu kadar ülkeye marka tescili yaparak bu işi gerçekleştirme aslında normal ihracatınızda da yapmaya başlamışsınız. Yani bu çok önemli bir bilinç. Bence ihracat başarısında da bugün yaptığınız, konuşacağımız başarıda da bu tecrübede de bunun çok önemli rolü olduğunu düşünüyorum. Bunu böyle yapmanızın mantığı neydi? Yani nereden çıkmıştınız yola özellikle bu markalaşma süreci açısından? Yani Matex olarak biz her zaman kaliteli veya üst segment diyebileceğimiz ürün grupları yapıyorduk. Ancak bizim özellikle çalıştığımız profesyonel pazarda tedarikçi çokluğu var. Ve burada katma değerli bir ürün yaratıp müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaklaşık 15 sene önce biz artık bunu bir markalaşalım. Yani Matex ile çalışmak istemesin müşterimiz veya otel sahibi veya restoran sahibi TİSUM ürünü veya TİSUM hizmeti almak istesin diye bir felsefeyle çıktık. Başta tabii bütün satıcılarımız falan karşı çıktı. Dediler ki yok canım kim anlayacak bunun ismini bile söylenemiyor. İşte Matex'i biz biliyorlar herkes, bütün piyasa biliyor falan. Tabii ısrarcı olmak gerekiyor. O zaman şey yapmıştım hatta hatırlıyorum yani kartvizitleri değiştirip Matex'i yok edip yani altta Matex Evet. yazıp bizim kartvizitleri oluşturup. Aslında büyük bir devrim yani bu bir şirket Tabii için. bir Kobi Evet. için önemli bir karar. Önemli bir değişim, evet. Aslında Öyle. ihracat da öyle başlıyor herhalde, değil mi? İhracat da bunun bir felsefesi, biraz da isterseniz oradan yani hangi mantıkla Bizim oradan oraya geçiş nasıl oldu? şöyle aslında bizim hayatımızda hiç neredeyse bu tip satış hiç yoktu Covid'e kadar. Online'dan yani. Covid döneminde biliyorsunuz yani hiçbir şey, bizim bütün B2B yaptığımız için neticede bizim sattığımız firmalar hepsi işte kendi işi gücü olan firmalar. Dolayısıyla biz hep daha yüksek montanlı ve işte o servisi satan firmalara ürün tedarik eden bir firmayız. Ancak Covid'de bu turizmin ani duruşu, işte ihracatlarda ülkelerin durması sebebiyle yüklemelerimizi bile yapamayışımız bizi bir arayışa sevk etti. İyi de bir Ar-Ge'miz var. Ve biz bir şekilde Covid'de yıkanabilir maske yaptık. Ve galiba ilklerden bir tanesiyiz. Türkiye'de ilk TSE belgelerini alan firmalardan biriyiz. Ve şansımız da yaver gitti. İngiltere hükümetine ihracat yapmaya başladık. Bu arada da tabii online'da hem
Türkiye'de hem yurt dışında online'da bir işte maske satmaya başladık. Türkiye'de başarılı olduk. Çok üzerine varıyorduk. Yani neredeyse 24 saat üzerinde çalışıyorduk. Yurt dışında da yani bunu satalım Amazon veya işte marketplace'lerde de satalım gibi bir fikrimiz oluştu. Kendi başımıza da bir deneyimimiz var aslında. Ama başarısız olduk orada. Evet. Orada yani işte bir arkadaşımız vasıtasıyla Amerika'da işte Amazon'da ürünleri satmaya çalıştık. İşte orada izin süreçlerinde çok büyük problemler yaşadık. Sonra biz yeteri şefkati göstermedik diyeyim. Oradaki arkadaşımız işte konuyu anlayana kadar çok zaman geçti vesaire ve aslında bizim enerjimiz orada tükendi. Çok da fazla devam etmedik. Evet. Covid sonrasında bir bu online dünyayla tanışınca hoşumuza da gitti doğrusu e-ticaret. Ve dedik ki yani bizim aslında çok ciddi bir gücümüz var. Çok iyi segmentte yani çok iyi referanslarımız olan bir ürün gruplarımız var. Bunu nasıl yaparız diye düşünürken aslında çok tesadüfi Envoy ile tanışmış olduk. Ve Envoy ile işte ne yaptıklarını öğrenince onlarla beraber yol almaya karar verdik. Aslında bu bir risk. Neticede tanımadığınız bir firmayı kendinize danışman olarak seçiyorsunuz. Bir takım şeyler var. Yani isterseniz şimdi bahsedebilirim, isterseniz daha sonra bahsedebilirim ama genel olarak Envoy'u seçmemizin temel sebeplerinden küçücük bahsedersem. Lütfen. Bir kere yani KOBİ için danışmanlık yapmak kolay bir iş değil. Genelde bizler ne kadar kurumsal yapılar olsak da patron güdümlü şirketleriz. Vizyon patrondan gelir. İşte düşüncelerin çoğu patron ve üst yönetimdeki 3-4 kişiyle oluşur. Dolayısıyla bizim güvenmemiz normal belki çok daha bir kurumsal bir şirkete göre biraz daha zor. Kendi evet. kendine yapabilen tesisleriz biz. Dolayısıyla biz orada neye baktık? Bir kere Envoy'da iletişim çok iyi. Yani KOBİ'yi anlamışlar. Bu işe belli ki yola çıkarken çok ders çalışmışlar. Ve KOBİ'nin ihtiyacı olan şeyin farkındalar. Bizi de sağ olsunlar çok dinlediler. Çok onlara da faydamız olduğunu düşünüyorum. Hep Borga Bey hep söyler sağ olsun bu evet. yolculukta. Hem bizim ihtiyaçlarımızı ve düşüncelerimizi dinlediler. Ürünlerini ona göre segmente ve ettiler ve adapte ettiler. Hem de bu süreçte aslında e-ticaret yolculuğunda bir sürü aşama var değil mi? Yani işte hani ben Amazon'da dükkan açayım diye olmuyor bu iş. Bir sürü işte ürün tanımlarından tutun oradaki yüklemenin nasıl yapılacağından etiketine işte reklamına ve bu işin bütçelenmesine kadar bir sürü şeyin aslında ön çalışmasının yapılması gerekiyor. Biz daha gerçekten ekranda kendi ürünümüzü görmeden EMO ile bunların hepsine çalışmıştık. Yaklaşık 2-3 ay süren ciddi bir çalışma yaptılar bizim için. Bizden dataları istediler. Onların işte evet. geri bildirim çalışmalarını yaptılar vesaire. Son derece güzel bir hazırlık dönemi sonrasında başladık. Benim açımdan bir KOBİ sahibi olarak oldukça güvenilir bir platform bu. Evet. Dolayısıyla bugün yani artık benim çok da işin içine girmediğim bu konudaki yetkili arkadaşlarımızın çok rahatlıkla Envoy ile beraber çalışıp yeni bir ürün gireceksek örneğin. Evet. Çok basit bir dille Envoy ile beraber yürüttüğümüz bir operasyona dönüştü bu iş. Evet. Başta da zaten Borga Bey bahsetmişti yani bu işin bir partnerlik ilişkisi olduğuna. Belki birkaç satırla Borga Bey bu konudaki önemli noktaları ve burada aslında Yusuf Bey'in açtığı noktalar çok önemli. Aslında Amazon'da ilk tecrübede başarısız olmalarında da önemli şeyler var. Mesela sürdürülebilirliğin şey olmaması, gerçekleşememesi, uzmanlık olmaması, orada pek çok işlemde işte ilerlenememesi. Bunlar da aslında önemli feedbackler. Bugün birçok KOBİ'de aslında bunları kendi tecrübelerinde yaşıyorlar. Sizden dinleyelim yani buradaki dikkat edilmesi gereken, siz baktığınızda bu hizmet ve bu KOBİ'lerin ihracata taşınması, ihracat köprüsünü geçmesi başarılı şekilde yapması için ortaya çıkan kriter birkaç şey Yusuf Bey'in söz ettiği noktalarda. Peki seve seve. Öncelikle ihracat serüveninin başlamasıyla ilgili bu serüvenin toptan ihracatta farklı bir serüven olduğu inancındayız.
O yüzden de ilk başta ilk tavsiyemiz ve tatbik etmeye çalıştığımız motivasyonumuz yılmamak ve odaklanma. Bu kısım çok önemli çünkü çok kısa ve hızlı hedefler peşinde koşulabilecek değil. Altyapısının ve girişinin zor olduğu ve belli bir zaman ve bütçe aldığı bir operasyondan bahsediyoruz. Akabinde biz Envoyo ekibi olarak dersimizi iyi çalışmaya hedeflediğimiz bir penetrasyon sürecine paralel müşterilerimizin de kendi ürünlerini en iyi şekilde tanıyıp hatta her zaman kullanılan bir tabir olan ihracat serüvenindeki en kuvvetli ve en inandıkları ürünle yolculuğa çıkma. Bunu Yusuf Bey en iyi şekilde yapanlardan, kendi ürünlerini tanıyan, senelerin vermiş olduğu tecrübeyle ve bu yolculukta mümkün olduğu kadar tekil bir ya da iki, maksimum üç ürünle bu yolculuğa başlayıp akabinde sürdürülebilir olmasıyla ilgili ürünün gelişimine ve ihracata uygunluğuyla ilgili son müşterini dinleyerek vermiş olduğu yorumlar ve review'lar doğrultusunda ürünün geliştirilmesi. Bu hem ürünün geliştirilmesi hem ürünün sunuşunun geliştirilmesi. Hatta fotoğrafın bile yenilenmesi. Tabii bu konularla ilgili Matex'te çalışmak her açıdan çok keyifliydi. Çünkü aynı zamanda Yusuf Bey fotoğrafçı olarak kendi ürünlerini farklı açılarla kendi stüdyosunda bizim kendi vermiş olduğumuz fotoğrafçılık servisini kullanmadan kendi emekleriyle en güzel şekilde çekmeyi de başarmış çok bilinçli bir müşterimiz. O bağlamda burada tabii eş paralel sabırla birlikte review'lara paralel gelişimi sağladıktan sonra kalıcı olmakla ilgili reklam bütçesi, reklam sabrı, ekiplerin birbiriyle olan entegrasyonu ve akabinde gelmesini hedeflediğimiz organik büyüme sürecine ulaşmak ihracat serüvenindeki altını çizmek istediğimiz en önemli noktalardan bir tanesi. Burada birçok müşterimize dokunduğumuz zaman duyumlarımız geçmiş dönemlerde belli denemelerde, belli tecrübelerde, belli patinajlar çekmiş olduğunu duyduk hep müşterilerimizden. Matex'e de Amerika macerasında bu tip bir süreçte biz kendilerini de dinledik, oradaki yaşadıklarını da dinledik, onlardan da öğrendik. Aynı patinaj noktalarını yapmamaya çalışarak bizim diğer müşterilerimizde elde ettiğimiz tecrübeleri de kendileriyle paylaşarak bir partner ilişkisiyle bu köprüyü birlikte geçmekle ilgili çalışmalarımız aynı hızda ve aynı keyifte devam etmekte. Evet, çok güzel. Yusuf Bey, patinaj dedi. Neler, şimdi başlarken nasıl bir hazırlık yaptınız? O patinajı çekmemek için de neler yapıldı birlikte? Hani orada bakarsak hani ürün seçimi, oraya şey, ne gibi farklılıklar vardı? Sizin toptan ihracat bugün hani KOBİ'lere baktığımızda %98 neredeyse fason ihracat yapanlar, ihracatçılar arasında bakarsak. Şimdi bu markalaşma ve bu yolculuk farklı bir yolculuk. Borga Bey de söyledi. Siz oradan nasıl bir bunu evirdiniz tekrar o tarafa doğru? Yani bizim ilk tecrübemizde biz son derece amatör bir şekilde ya şunları yollayalım da şeklinde başladık. Evet. Şimdi bu iş böyle olmuyor tabii. Önce bir kere önünüze bütün hani kocaman bir sayfaya bütün ürünlerinizi koyuyorsunuz. Ondan sonra bunların içerisinde inandıklarınızı listeliyorsunuz. Ondan sonra işte Envoyo'nun yaptığı ama bizim en başta yapmadığımız bir geri bildirim aşaması geliyor. Yani oturup bu ürün o piyasada, yani Amazon'un veya o marketplace'in nereye girecekseniz o piyasadaki kimler var, kaça satılıyor, hangi adetlerde satılıyor, ne kadar bir bütçeyle ne kadar zamanda sonuç alınabilecek bir ürün gibi görünüyor gibi bir sürü aşamalı bir çalışma yapılması gerekiyor. Biz ne yaptık? İşte yapalım dedik, şöyle bir 300 tane 500 tane başlayalım bir yerden. Sonra hani yolda kervan düzülür gibi. Ancak burada böyle olmuyor bu iş. Yani aslında bunu yapan firmalar yok değil. Eğer full konsantrasyonunuz buradaysa, tek başınıza başka hiçbir şey yapmadan bütün hayatınızı buraya dedike ediyorsanız olmayacak iş değil. 2-3 başarısızlıktan sonra doğruyu bulursunuz muhakkak, deneme yanılmayla. Ama burada patinaj dediğimiz şey zaten bizim gibi şirketler için bu. Biz her zaman kısıtlı sermaye ve enerjiyle çok iş yapmaya çalışan firmalarız, KOBİ'ler.
Yani biz onun için departman kurmuş da oraya bir insan kaynağı işte kocaman kocaman evet. işte lerle yönetmiyoruz aslında. Ne yapıyoruz? En küçük bütçelerle en optimum noktayı yakalamaya çalışıyoruz ve burada bir verimlilik arayışımız var. İşte ne oluyor patinaj dediğimizde, eğer siz bu dersinizde iyi çalışmıyorsanız en başında nefesinizin tükenme ihtimali çok büyük oluyor. Buna patinaj diyorum ben. Yani halbuki önce bir parçacık dersine çalışıp hangi ürünü girmeliyim, ne kadar sabırlı olmalıyım kısmına bilerek yaptığınız zaman o zaman çok bilinmeyen bir denklem olmaktan çıkıyor bu iş. Evet. Evet, biliyorsunuz ben işte 6 ayda başarı beklemeyeceğim. Burada sabırlı olacağım. Şu kadar reklam yapacağım. 6 ay sonra organik büyümeyi bekleyeceğim gibi rasyolarda bir beklenti içine giriyorsunuz ki bu çok daha doğru bir şey. 6 ay eğer 4,5 ayda başarılı oluyorsa hepimiz birbirimizi alkışlıyoruz. Evet. 7,5 ayda olursa da kimsenin nefesi tükenmiyor. Çünkü zaten biliyoruz biz bunu. Ama siz bunu şey yaptığınız zaman, nasıl söyleyeyim, bilmeden girdiğiniz zaman bu tip şeylere, COVID'in hele patronun morali bozulur ve der ki ya ne uğraşıyoruz, zaten bir sürü işimiz var. Evet. O zaman ne yapıyorsunuz? Enerjinizi yani daha zaten yapmakta olduğunuz işe kaydırmayı istiyorsunuz. Halbuki bu yeni dünyanın ticaret şekli daha ileride bizi çok daha iyi ve daha değişik bir segmente taşıyabilir. Yatırımımız Evet. bu yönde. Evet. Yani Peki. bir yandan kendimizi yürütürken bir yandan da yeni geleceğe doğru işte kendimizi hazırlıyoruz diyelim. Evet tabii, ama bir de mesela atıyorum depolamadan tutun ihracat prosedürlerine kadar aslında farklı bir çalışma biçimi var e-ihracatta. Sizin normal kültürünüzden hani bütün şirket yapısı aslında diğer tarafa göre kurulmuş, B2B'ye göre kurulmuş. Orada nasıl bir mesela değişim yarattınız? İçeriye dönüp orada da bir değişim yarattınız. Gerçi Envoy orada anladığım kadarıyla önemli bir şekilde o yükün önemli bir kısmını alıyor, ama içeride de yine bir takım düzenlemeler, bir değişim yaratmak gerekiyor herhalde, kültürel bir değişim. O hem şirketi nasıl etkiliyor, bir de o da önemli tabii ki. Yani şöyle, Neçe'de biz hiçbir zaman bir tane 10 tane göndermeye alışık bir firma değiliz. Dolayısıyla yani veyahut ne bileyim üzerine her zaman müşterilerimizin istediği etiketleri, ambalajları yapıyoruz ama günün sonunda burada öyle bir şeyden bahsediyoruz ki yani oradaki barkodda bile en ufak bir hatanın yapılmaması gerektiği ve bunların hepsinin özel olduğu ve hiçbir şekilde hiçbir değişikliğin hiçbir zaman yapılmaması gerektiği bir mecradan bahsediyoruz. Biz kendi ihracat departmanımız, işte sevkiyatımız, depomuza kadar, kalite kontrol ekibimize kadar birçok şeyi eğitmek zorunda kaldık. Bu kültür değişimini artık arkadaşlarımız yaşadılar ve yani bugün B2B'ye de Amazon yüklemesine de farklı bakabilen, paketlemelerinde farklı şeyler, farklı ne diyelim, parametreler, farklı noktaları kontrol edip emin olmadan bu işi yüklemeyen bir şirket kültürü oluşturduk. Ve çok da iyi oldu gerçekten. Birkaç tane de problem yaşamadık değil. Evet. Bir iki tane şeyimiz var. Çok moralimiz bozulmuştu. Kötü feedback almıştık tüketiciden. Evet. Onlar ama tabii ders oldu bize. Şu an yani bir tane veya iki tane galiba kötü feedback'imiz var. O günden beri bütün feedbackler çok iyi geliyor. Evet. Tabii bu da enteresan bir iş. Öbür B2B'de böyle çok büyük feedbackler olmuyor. Yani sonuçta zaten anlaştığınız bir model var. Onlar gidiyor. Böyle tek tek bireylerden bir geri dönüş olması, feedback olması. Ama moral de verebilir herhalde. Biraz daha motivasyon da verebilir. Yani aslında değişik bir konu. Evet, değişik bir duygu biz KOBİ'ler için. Günün sonunda tüketiciye dokunuyorsunuz. O son nihai kullanıcının işte ne bileyim havlunuzu kullandığı çok yumuşakmış. Yani biz yumuşak olduğunu biliyoruz. Evet. Ama günün sonunda o tüketiciden bunu duymak bir KOBİ için veya bir üretici için çok keyifli. Evet. O güzel bir deneyim yani. Evet. O sabır dediniz ya, bu sabır ne sabırdır? Şimdi bu ne kadar sabredilebilir? Yani şimdi sabır aslında çok uzun vadeli. Ama tabii bu bir bunun büyüyen başarısının sabrı var. Bir de işin gerçekleşme yani çeşitli boyutlarında da işte bir memnuniyet yakalamaya kadar ki sabır da bir sabır süreci. Farklı kademeleri var. Siz hani KOBİ açısından yani o sabrı nasıl gösterebiliyorsunuz? Ne yapmak gerekiyor ki o sabredebilirsiniz o işe? Çünkü dediğiniz gibi çabuk sıkılabiliyor. Ya bununla mı uğraşacağım diyor şirketler ve vazgeçiyorlar. Şöyle, aslında bir iş planı yapmaktan bahsedelim.
Günün sonunda her yeni işe girildiği zaman bir iş planı olması lazım değil mi şirketlerin? Evet. Dolayısıyla burada da böyle bir iş planı gerçekleştirip ne kadar zamanda neyi bekleyeceğinizi birazcık kağıtta yazılı olarak karar verilmiş hale getirdiğinizde o sabrı göstermiş oluyorsunuz. Yani birkaç tane şeyden bahsedelim. Sabrın önemli bir parçası bütçe. Şu kadar yani bakalım da harcamaya. Hani ya da başlayalım harcamaya da sonra bakarız. Bu işte olmuyor. Çünkü evet. burada bir süreklilik lazım. Reklam vereceksin, cevap alacaksın. Reklam vereceksin, az cevap alacaksın. Biraz daha reklam vereceksin. Organik büyümenin ucu görünecek. İşte biraz daha reklam vereceksin. Organik büyümenin oranı artacak falan gibi. Ve öyle bir yere geliyorsun ki atıyorum yani. Bu her ürün ve her şirket için ve her bütçe için farklılıklar gösterebilir. Ancak belli bir müddet sonra görüyorsun ki organik büyüme reklamın önüne geçmiş. Yani ürünün kendisi aslında reklamdan daha fazla büyüme şey yapmış, sağlamış. Alınmış. Ama buraya gelene kadar buna insan kaynağı, bütçe, konsantrasyon, süreklilik ve ısrar sabrı lazım. Evet. Aslında sabır dediğimiz şey bu. Yani hani oturup beklemiyoruz. Evet. Bu işi sürekli ve ısrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Ama bu arada da iş planımıza sürekli geri dönüp, yani böyle bu çok iyi yaptığımız bir şey. Düzenli toplantılarda iş planımıza bakıp neredeyiz diye görüp evet. Eğer bir değişiklik öngörüyorlarsa onları yapıp zaman zaman gaz verebiliyoruz. Zaman zaman diyoruz ki tamam bütçeyi yükseltelim. Burada reklamı biraz daha fazlalaştıralım. Ondan sonraki çeyrekte mesela organik büyümeyi seyredelim. Bu tip stratejik bir takım kararlar alıyoruz birlikte Envoy'la ve çok faydalı olduğunu gördük. Evet, burada motivasyon da gerekli biraz değil mi? Yani birilerinin ittirmesi belki yani buradaki en önemli şeylerden bu Valla ne partnerin yalan söyleyeyim, Envoy olmasaydı bizim nefesimiz tükenirdi. Yani evet. öbür yaptığımız işlerin yanında bu nispeten küçük başlayan bu organizma yani bizi sıkabilirdi. Ama Envoy'un işte o günün sonunda bizim yerimize sürekli bu işi takip eden ve bize raporlama yapan bir organizma var ve çok önemli bir şey. Yani benim Evet. bunu kendi şirketimde yapabilmem mümkün mü? Evet mümkün ama kocaman bir insan kaynağından ve kocaman bir tecrübeden bahsediyor olmamız lazım. Şunu da itiraf edeyim ki yani ben bir yönetici olarak Envoy'a kadar bu işi iyi yönetemezdim. Evet. Günün sonunda bir kobinin bilgisi işte ne bileyim ihracatı, üretimi, ürün kalitesiyle alakalı olabilir. Ya da vizyonu neye göreyse ona göre olabilir ama özel bir konuda bu kadar bilgili olmak çok zaman isteyen bir şey. O zaman kavramı çok önemli. Aslında bu bir zamana da yatırım galiba, değil mi? Yani burada Patinaj dediğimiz şey o. Yani siz şimdi öğrenene kadar öyle bir patinaj çekiyorsunuz ki halbuki Envoy orada bununla alakalı reklamdan uzman birisi var. İşte imajlarla alakalı uzman birisi var. Herkes size başka bir konuda bir destek veriyor. Günün sonunda bizim markamıza da bir katma değer sağlıyorlar aslında. Çektiğimiz evet. fotoğraflardan ürünün nasıl görüneceği ve kaç paraya satılmasıyla alakalı bir sürü stratejiyi birlikte yapıyoruz. Ortak gibiyiz aslında. Evet, gerçekten önemli. Borga'ya dönmek istiyorum. Borga Bey, burada ya gerçekten KOBİ'lerin hani bakıyoruz başlıyorlar ama aslında Yusuf Bey çok ifade etti. Yani ona gücü nefesi yetmiyor, sıkılıyor. Yani sabretmiyor. İşte çok hani gayet doğal ve samimi bir şekilde Yusuf Bey bunları anlattı. Orada ne yapmak gerekiyor? Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl o şey devam ediyor? Sürekli onları böyle bir alert durumunda, motive durumunda bırakmak gerekiyor herhalde ve siz bunları destekleyerek herhalde oradaki aşamaları bunu sağlıyorsunuz bu şekilde. Biraz siz o tarafı, sizin tarafınızdan anlatabilir misiniz bu işi? Tabii ki seve seve. Gerçi Yusuf Bey çok güzel süreci ifade etti yaşayan bir müşterimiz olarak. Lakin tabii bizim ekibimiz bu işi bilen bir ekip. Envoy'a bu yolculukta tecrübeli şirket konumunda Evet. müşterisini, KOBİ'sini e-ihracat platformunda çıkartan ve bu Evet. süreci sadece çıkartan olarak değil, çıktıktan sonra da devamını getirip el ele bir partner ilişkisi ile birlikte nihai tüketiciye dokunuş süre heyecanını birlikte yaşayan bir firma konumunda. Örneklendirmek gerekirse bu dünyanın en önemli gerçeklerinden biri olan müşteri feedback'i, müşteri geri bildirimi, müşteri review bu yurt dışı dilinde.
alınan bilgiler doğrultusunda, örnek Matex'te biz bu süreci, paketi çok daha iyileştirerek ürünümüzün kalitesini yakalamasını sağladık. Tabii şimdi toptan ihracatta böyle bir şey mevzubahis değil. Torbalanan, kolinelen ürünler bir şekilde, toplu bir şekilde toptan ihraç ediliyor. Burada ise her ürün bir müşteriye dokunuyor. O yüzden bu farklı bir süreç. Bunun sürdürülebilir olması ile ilgili elde ettiğimiz başarı ya da ivmeyi birebir Yusuf Bey ve ekipleriyle paylaşarak bu süreci bugünlere getirdik. O kısım çok değerliydi. Kendisinin ifade ettiği gibi iletişime çok önem veriyoruz. Evet. Bu yolculukta birlikte olduğumuzu her zaman altını müşterilerimizin ekiplerine de, çünkü müşterimizin performansı ve başarısı Envoy'un başarısı ve performansı demek. Bu birebir bir korelasyon içerisinde. Bu bağlamda da belli periyotlarda müşterilerimize gerek raporsal, gerek bilgisel, gerekse değişim ve gelişimle ilgili birlikte karar vererek organik büyüme sürecine kendimizi atmayı hedefliyoruz. Matex de bu müşterilerimizin başında gelmekte. Bugün geldiğimiz noktada birçok ürünün Tissue markasıyla organik büyüme sürecine attığımızdan kaynaklı artık gelişimle ilgili belli toplantılar yapıyoruz. Evet, o çok önemli. Bir de bu girişte pazar araştırması, Yusuf Bey de bahsettiği, hangi ürün çıkacak, onu iyi analiz etmek, o zaman o başarı şansını da oldukça hızlandırıyor herhalde, değil mi? İvmeyi yükseltiyor. Orada yani bu yolculuğumuz içerisinde son, özellikle son dönemde aşağı yukarı 6 aylık periyotta o ekibimizi çok kuvvetlendirdik. Benchmark analiz adı altında her müşterimizin e-ihracat yolculuğuna çıkmak istediği ürünü, mevcut girmek istediği pazar ve marketplace'teki rakip, fiyat ve tercih nedenleri analiziyle çok fazla önem veriyoruz. Bunu geçmiş müşterilerimizde belli periyotlarda bir tüketici alışkanlıklarında değişiklik olma ihtimalini hesaba katarak belli periyotlarda yineleyerek bu çalışmayı yapıyoruz. Bu ekibimiz çok kuvvetlendi. Bu Evet. kısma çok önem veriyoruz. Tutmayacak ürünleri yanlış beklentilerle yurt dışı pazarına yönlendirmek yerine tutacağına inandığımız verinin, datanın, rakamların gerek maddi gerekse adetsel olarak desteklediği ürünleri bu yolculuğa çıkarmakla ilgili istekliyiz. Tekrar altını çizmek istediğim nokta, müşterimizin başarısı bizim başarımız demek. O bağlamda ne müşterimizin doğal olarak ne de Envoy'un bu platformda başarısız olmasını tercih etmeyeceğimizden bu ekibimizi çok kuvvetlendirdik. Evet. Dediğiniz Ben bir ekleme yapayım. Update çok önemli. Şöyle, buyurun Yusuf Bey. Ben de tam büyüme noktasına gelmiştiniz. Ben de buradan nereye gidiyorsunuz? Şu anda nasıl büyüme aşaması oluyor diyecektim ama siz de lütfen hani eklemelerinizi yapın. Burga Bey, bir şey ekleyeyim. Ondan sonra da onu anlatayım. Biz Envo ile tanıştıktan sonra birkaç tane başka firmayla da görüştük tabii. Yani şimdi alternatif baktık o zaman. Hani madem böyle danışmanlık veren başka firmalarla da görüştük. Ve bir şekilde Envoy'un yaklaşımı onları seçmemize sebep oldu. Ancak temelde çok önemli bir şey söyleyeyim, güzel bir örnek vereceğim. Bir başka ve oldukça iyi markalarda da çalışan bir firmanın bizi çok da iyi tanımadan yaptığı bir yorum vardı. Çok iyi hatırlıyorum ve demişti ki bu şu üründe kesin olmaz. Yani ürünü anlatmayayım şimdi, çok detay kafanızı ağrıtmayayım ama bu evet. Üründe olmaz. Bu ürün o kadar çok herkesin sattığı bir ürün ki siz burada başarılı olamazsınız. Bugün en başarılı olduğumuz ürün o. Çünkü bizim kendimize en iyi güvendiğimiz ürünlerden bir tanesiydi. Zordu. Evet. Ama doğru bütçelemeyle ve doğru feedbacklerle gittik. Ve bugün inanın yani hani aslında bir cesaret gösterdik Envoy ile beraber. Ama bütün o yaptığımız çalışmanın içerisinde en güzel tutan şu anda ürün ve en yani en ileriye dönük, bize oldukça ışık veren, hatta bizi motive eden ürün o. Yani dolayısıyla buradaki başarılarını da kutlamak lazım. Evet. Kobi ile beraber hedef yapmak çok önemliydi. Ben burada hep şunu derim, bir magic touch lazım, birisinin ona dokunması. Gerçekten o magic touch, hani bazen derler ya hani ne yapıyorsun sen dediklerinde. İşte o belki hiçbir şey yapmazsın ama şu küçücük bir noktaya dokunduğunda birileri o oradan alıp büyüyor. O çok önemli magic touch'lar, gerçekten sihirli dokunuşlar önemli diye düşünüyorum Yusuf Bey. O büyüme noktasından nasıl hani büyümeye doğru, şu anda büyümeyi konuşuyoruz.
başladınız. Pazara da yerleştirmeye başladığı marka. Şimdi konuştuklarınız neler? Neleri yapmaya çalışıyorsunuz? Şimdi bir kere şu sistem oturdu. Diyelim bizim içeride iki tane dükkanda, iki tane dükkan diyelim buna. Bu platform yerimize. İki tane ürünümüz olduğunu ve bunların yavaş yavaş yürüdüğünü düşünün. Artık bir kere yeni ürün eklemekten bahsediyoruz. Sürekli bunları konuşuyoruz. Hangi ürünleri de ekleyelim? Neticede bizim diyelim 100 ürünümüz var ama bunları bir anda koymak yerine, bütün kurşunlarımızı bir anda harcamak yerine adım adım başarı hikayeleriyle, yani bu oldu, devam et. Bu oldu, devam et. Şimdi ne koyalım? Oturalım, analiz yapalım. Şimdi bunu yapalım gibi bir yöntemle çalışıyoruz. Bir oraya gidiyoruz. Bizim için, TİSUM için başka bir katma değer daha var. Bugün yani doğrusunu isterseniz yani evet başarılı olduğumuzu görüyorum ve daha da ileri gideceğini de görüyorum ama günün sonunda bugün için bizim şirketin boyutunda buradan gelen boyut bizi çok şey değil, yani çok mutlu edecek bir boyut değil ama ileride nereye gideceğini gördüğümüz zaman orası oldukça heyecan verici. Şimdi burada da ne yapıyoruz? O zaman şöyle bir katma değer yaratacak bizim markamıza bu. Bir kere bir anda tüketici, bir anda da küçük B2B diyeceğimiz, biz büyük bir otele mal satabiliyoruz. Ama atıyorum İngiltere'deki 15 odalı bir otelle bizim ne uğraşacak, ne oraya gidebilecek, ne enerjimiz, ne vaktimiz var, ne de kabiliyetimiz var. Ancak bu bizi öyle bir yere taşıyacak ki daha ileride, bizim markamız hem daha görünebilir olacak, showroom gibi düşünün yani o dükkanı, hem de küçük bir firmanın çok rahatça içeri girip mal alabileceği, bize sipariş verebileceği bir platform oluşturuyorsunuz ki bu çok kıymetli. Yani, bence çok geliştirmiş oluyorsunuz. Tabii yani çok görünür, çok nasıl söyleyeyim, çok iletişim halinde olabilir bir hale gelecek markamız ki bizim için önümüzdeki 5-10 sene içerisinde oldukça önemli bir nokta olacak. Evet, o duygusu nasıl? Tabii bu duygu farklı. Feedback dediniz ya, hani orada müşterinin ürünü beğenmesi, beğenmemesi, geri dönüş olması, bir paketi tekrar tasarlamak falan. Yani bu da tabii farklı bir tecrübe. Aslında siz tabii otele satıyorsunuz. Yani bir tanesi o diyelim, birçok line'ınız var ama otelde müşteriye çok dokunmuyorsunuz biraz önce Borga'nın söylediği gibi. Ama burada tamamen aslında o sattığınız otelin müşterisine de öbür kanaldan dokunmuş oluyorsunuz aslında. Oradan feedback'i kendiniz de almış oluyorsunuz. Hani tasarıma bile dokunabilir gibi geliyor bana ama hani belki bugün ne kadar olur bilmiyorum ama hani geleceği bu işin, bir taraftan da hani update olma, müşteriyi yakalama, trendi yakalama, işte feedback'leri iyi kullanma, daha bu zaman B2B müşterisi daha buna uyanmadan uyanma şansını yakalama gibi, bilmiyorum, pek çok şey geliyor benim aklıma katma değer olarak ama. Doğru. Küçük bir örnekle açıklayayım. Biz 2000, 3000, 5000'li adetlerde ürünler satıyoruz neticede B2B sattığımız zaman. Oteller, restoranlar, profesyonel şeylere. Ondan sonra telefondan 42 tane satış haberi geliyor. Ona daha çok seviniyoruz. Değil mi? Ne kadar enteresan. Ya ne bileyim işte Envoy'dan böyle kocaman sürpriz bir e-mail geliyor. Bugün şu kadar ürün sattık diye. Hepimiz çok seviniyoruz. Yani sanki bir yer keşfetmişiz gibi. Çok keyifli bir şey. Çok güzel bir deneyim. Gerçekten o, evet, bu trendleri yakalama. Hani biraz da tabii tüketici de değişiyor. Yani özellikle beklentiler değişiyor. Gençler bu işlerin içerisinde artık satın almaları ve diğer şeyleri bu platformlar üzerinde yapmaya başladılar. Öyle baktığımızda aslında işin gelecekte çok hani bizi katkısı olacağın dediğiniz noktalar hangileri aslında? Hani sizin ortaya koyduğunuz, söyleyebileceğiniz, hani o hayal ettiğiniz şey, buradan gidebileceğinizi düşündüğünüz yol. Şöyle söyleyeyim, bizim şirketimiz özelinde, bizim şirketimizin işte 4 tane kanalı var. Her kanal aslında kendi başına bir şirketmiş gibi çalışıyor ve her bir tanesinde büyüme potansiyeli var. Aslında biz bir tane daha kanal açmış vaziyetteyiz kendimize. Evet. Bizim gibi şirketler için buradaki kanalın özelliği şu. Yani siz diyelim ki mesela bizim bir çamaşırhanemiz var. Tabii ki o da büyüyebilir. Ticari bir çamaşırhane, tekstil kiralaması yapıyor ve büyüyor gerçekten kendi içerisinde. Ancak burada
Dünya çapında bir şeyden bahsediyoruz. İngiltere'de başarılı oldunuz, başka bir ülkeye sıçrayın. Orada başka başarılı oldunuz, başka bir kıtaya sıçrayın. Bu operasyonu büyütmek gerçekten çok ilginç. Yani bizim tabii o gün ne kadar enerji harcamak isteyeceğimiz önemli olacak ama günün sonunda bu işin çalışır hali bir şirkete ve markaya çok ciddi bir gelir getirecek bir boyuta taşıyabilir bize. Evet. Dolayısıyla yani orada gideceğimiz şey bu. Yani onu göreceğiz ileride ve bugün sadece işte İngiltere'de kendimizi başarıda bulduğumuz, mutlu olduğumuz bu operasyon yarın bir gün bizi belki 20 ülkede, 30 ülkede online satış yapar hale getirebilir ki bu küçümsenecek, azımsanacak bir ticaret boyutu değil. Evet, zaten bu ihracatın ya da bu online ticaretin en büyük şeyi de o galiba. Hani küçük küçük başlıyor ama bir süre sonra yaptıktan sonra konvansiyonel olarak büyüyor, hızlı bir büyüme yapıyor ve orada gerçekten sürdürülebilir bir şekilde bu devam ediyor. Arkasından hani size efor sarf etmediğiniz, daha az efor sarf ettiğiniz bir kanala dönüşüyor, değil mi? Öyle değerlendirmek lazım. Aynen öyle. Satış şeyi olarak. Peki Borga Bey, burada şeyi nasıl, hani buradaki işte o ortadan sonra hani bu sabır, aslında Yusuf Bey'in söylediği nokta çok önemli. Yani aslında gelir düşük, gelecek projeksiyonu yüksek. Yani ilk başlarda hani bunu bir motive aracı olarak şey yapmak çok anlamlı değil. Hani oradan sonra hani müşteriyi nasıl diyeyim, o köprüden diyorsunuz ya biz, ihracat köprüsü. Yani nasıl itmek gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Yani onu sürekli o ufkumu bir şekilde hayal etmesi lazım. Ondan sonra içeride tabii ona desteği mümkün olduğu kadar yükü de azaltmak gerekiyor ki herhalde o sabrı ve o uzun vadeli beklemeyi ve şeyi devam ettirebilsin Kobi. Burada çift motivasyon çok önemli. Yusuf Bey'in ifade ettiği planlamayı ve 6 aylık planı doğru yapmak, ne kadar doğru yapılırsa motivasyon o kadar artıyor. Çünkü beklentiler daha kontrollü oluyor. Envoyo bu konuyla ilgili iletişime önem veriyor. Motivasyon kısmı değerli. İkinci nokta, sürecin ürünün rafta veya dükkanda satılmaya başladıktan sonraki ilk zaman süreçlerindeki reklam bütçeleri takdir edersiniz satışlara paralel oluyor. Bizim ilk reklamını dün gibi hatırlarım. 150 poundluk satış yaptık. 150 pound para harcadık Matex'te. Matex tabii bu konuyla ilgili COVID zamanında Türkiye'deki platformlardaki satıştan tecrübeli bir firmamızdı, müşterimizdi. Bu bağlamda bize o otorizasyonu, o yetkiyi verdi. Bize güvendi. Ama biz bugün o güveni şöyle boşa çıkarmadık. Bahsettiğimiz organik sürece geçişte artık 7'de 1, yani vermiş olduğumuz reklamın 7 katında bir satış cirosu elde edebiliyoruz. Şimdi bu matematiğe ulaşmak tabii ki bir grafikle, bir motivasyonla, bir planlamayla söz konusu. Bunu bizim teknolojik olarak altyapımız müşterimize raporlama olarak vermekte. Sadece belli bir süre almakta. Bu planlamayı, bu güveni, bu birlikteliği, bu partner ilişkisini sağlayabildiğimiz müşteri ve markalarda süreççi o noktaya getirmek çok zor olmuyor. Bu esnada eş paralel yine ürünün gelişmesi gerekiyor. Yani şöyle bir gerçek var. Tasarım bu dünyada çok önemli. Çünkü fotoğraflar ve görsel olarak o talep geliyor. Tasarım, sunuş, ürünün vurgusu, örnek Matex için havlunun yumuşaklığının vurgusu ne kadar iyi, gerek fotoğraf gerekse sunuş olarak verilebilirse. Akabinde müşterinin eline aldığı zamanki algı yönetimi. Bunların hepsi ayrı ayrı bu yolculukta çalışıldı. Bu sabrı, bu planlamayı, bu isteği ve tutkuyu birlikte yaşadığımız zaman sürdürülebilirlik ortaya çıkmış oluyor. Ben biraz rakamsal bilgi vermem gerekirse, 3 haneli müşteri yorumu ya da review'üne ulaştıktan sonra organik büyüme çok daha hızlanıyor. Yani yüzün üstündeki bir review'ı elde ettikten sonra organik büyümeye geçiş söz konusu oluyor. Çünkü ihracat, tüketimdeki, internet üstündeki tüketimdeki güven algısı review'dan geçtiği hesaba katılırsa bu nokta çok önem arz ediyor. Evet, çok önemli gerçekten. Yusuf Bey, tabii Borga Bey'in söylediği
Yani o estetik, siz de fotoğrafla ilgileniyorsunuz, farklılaşma. Yani ürünü bir anlamda yeni bir pakete koyma, değil mi? Farklı bir şeyle sunma. Belki dizaynları bile ona göre yapma gibi. Yani bir takım dokunuşlar artık oralarda çok önemli oluyor. Son tüketici açısından, ulaşma açısından. Sadece yani ürün yumuşak ama iyi de fotoğrafı, o yumuşaklığı da fotoğrafta da vermek gibi bir takım, değil mi, ekstra şeyler ortaya çıkıyor galiba. Siz o taraflarda tabii birebir, sizin de kendi kişisel diyeyim hobiniz ya da şeyiniz olduğu için bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Daha mı keyifli? O taraflarla da uğraşmak biraz daha farklı bir tabii ki beceri de istiyor aslında bakarsanız. Aslında zor kısmı bu. Evet. Yani benim fotoğrafa hobi olarak ilgim var ama günün sonunda burada çok teknik bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Ben iyi bir havlu fotoğrafı çekebilirim ama yumuşak bir havlu fotoğrafı çekmek başka bir şey. Kesinlikle. Yani o vermeniz gereken hisse karar vermek ve bunu gerçekleştirmek başka bir tecrübe istiyor. Bir kere öyle bir geri bildirim lazım ki bunu yapmayı öğrenin. Yani biz normal düz bir şekilde çok güzel bir fotoğraf çekebiliyoruz kendimiz veya çektirebiliyoruz. Ama bunun o ihtiyacının işte Envoy'dan bize geliyor olması kıymetli. Bundan sonra da bunu yapabilirlik tabii ki kıymetli. Yani günün sonunda biz yapamıyor olsaydık bunu kendi stüdyomuzda, o zaman bu işi yapan ya Envoy'dan rica edecektik siz bu işi yapın diye veya profesyonel bir uzmanla çalışacaktık bu konuda. Ama bu iki bacaklı bir şey. Yani çok keyifli ama bunu da biliyor olmanız lazım ki o hale gelin. Çünkü evet, gün sonunda bu dünya ekrandan bir şeyi müşteriye anlatan dünya. Orada kimseye bir videoya çıkıp ya biliyor musun çok da güzelmiş bu havlu falan diyemiyorsunuz. Öyle bir şansınız yok. Evet. Dolayısıyla imaj neyse müşteri onu algılıyor. Evet. Bu çok önemli gerçekten. Onu bir yeni şekilde yansıtmak. MVO'nun hizmetleri arasında bu da var. Onu da yapıyor. Çünkü o süre dediğiniz gibi siz ilgileniyorsunuz ama her kobi bu kabiliyete ya da o imkana sahip değil ya da o zamana da sahip değil. Bu çok önemli. Peki bundan sonra mesela üretim, satış stratejileri açısından Yusuf Bey, Envoy'la ne planlıyorsunuz? Yani gelecekle ilgili nasıl ilerleyecek bundan sonraki şey, hedefler, nasıl bir gelişme bir stratejiniz var? Yani 2023 yılı için bir kere bütçemizi büyüttük. Hı hı. Günün sonunda belli bir organik büyümeye geldiğimiz için biraz daha cesaretliyiz artık. Hı hı. Bütçelerimizi büyüttük. Reklam bütçelerimizi yükselttik. Yeni ürünler girme yolunda kararlar alıyoruz. Hı-hı. Bizim bundan sonraki ivmemiz yükselir. Bugüne Hı-hı. kadarki o hani birazcık daha dene gör işte bu parayı harca, bunun sonucunu gör çalışması bizim için bir parça daha artık bilinir bir hale geldi. En azından Hı-hı. bizim ürünlerimiz, bizim nasıl diyelim, bizim şirketimizin karakterine özgü olarak. Çünkü burada her şirket bir başka macera. Yani bizdeki bir formülün başka bir şirkette ve başka bir üründe işleyeceğini söylemek mümkün değil. Ama algoritma bazında Envoy'un çalıştığı mekanizmalar bir başka şirket için çalışabilir tabii. Bizim açımızdan bizim öngördüğümüz ürünler var. Onlar belli oldu. Şimdi teker teker bunları artık işte gerçekleştirme yoluna gidiyor olacağız. Hı-hı. Bütçelerimiz dediğim gibi biraz daha yükselecek. Gitgide yükselerek bir yandan satışlar, bir yandan bütçeleri yükselterek bu konuda büyümeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Evet. işte İngiltere'den sonra ilk Amerika. Eğer Amerika'yı da başarırsak ondan sonra da yavaş yavaş büyümeye devam edeceğiz. Evet. Peki bugünlerde siz bu işe adım atmak isteyenler, gerçi bütün sohbetimiz aslında bununla ilgili ipuçları içeriyor. Onu konuşmaya çalıştık ama tüm bu hem bu şirketin hizmet alan şirketini seçme bazında, hem şirketin kendi kültür ve şeyini bunu organize etmesi bazında neler söylemek istersiniz? Yani bir toparlama da olabilir belki bu KOBİ'ler açısından. Nereden başlasınlar, nasıl düşünsünler? Tabii sizin dediğiniz çok doğru. Herkesin formülü farklı. Herkes burada farklı bir modelle çalışmak zorunda. Bu hizmeti alırken de belki o hizmeti verecek şirketin de bu şekilde onu aslında buraya yönlendirmesi lazım. Doğru olan da bu gerekiyor. Sizin yani düşünceleriniz ne? Nasıl ifade edebilirsiniz bunu onlara? Bir kere
bu şey gibi değil. Yani bu caddede dükkan açayım bile deseniz ne kadar önemli bir karar olduğunu hepimiz biliyoruz iş adamı olarak. Bu herhangi bir deneme değil. Burada eğer bir para harcanacaksa bu işi istiyor olmak lazım. Bir kere temelde bu işi önemsiyorsanız bu işe girmekte fayda görüyorum ben. Hani hadi bir deneyelim de. Evet, diye, biraz yaklaşım oluyor bazen. Bu oldukça ciddi bir iş. Bu kadar ciddiyetle yaklaşıp önemseyecekse bir firma bu işe adım atmalı. Öte taraftan eğer bir partnerle çalışacaksa, yani kendi yapmayı bir partnerle çalışacaksa, şirketi anlayabilecek, KOBİ dilini kullanabilecek bir partnerin olması burada çok önemli. Onun için Envoy'u ben burada önemsiyorum. Ürün grupları olarak Envoy'un verdiği hizmetleri işte herkes gidip inceleyebilir. Yani ben onları sevdiğim için söylüyorum ama bir sürü neticede buradaki şey şu. Merak etme, biz senin danışmanın oluruz. Her şeyi hallederiz. Başka bir şey. Yani gidip birim birim bu hizmetleri veriyormuş bu firmayı görebilmek başka bir güzellik. Evet. Dolayısıyla hangi konularda yardıma iyi bir KOBİ neye ihtiyacı olduğunu bilen bir şirkettir. Çünkü evet. KOBİ'ler günün sonunda neyi iyi yaptıklarını çok iyi bilirler. Neyi iyi yapmadıklarını da iyi bilirler. Neyi iyi yapmadığını bilip bu danışmanın kendilerini bu noktada tamamlayıp tamamlamayacağına doğru karar vermek lazım. İyi partner önemli. Bunun dışında da ürün bazında baktığımız zaman temelde söyleyeceğim günün sonunda şunu düşünün. Bir ürün yolluyorsunuz. Müşteriniz yani tüketici bu ürünü evinde teslim alıyor ve bunu kullanacak ve ondan bir geri bildirim verecek. Burada riskli ürünü beğenmeme ihtimali olan bir ürün bir şeye bir yatırıma girmenin mantıksız olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda eğer o ürünü yolladığınız zaman tüketicinin bundan memnun olacağına eminseniz, sizin kendi tabii fiyat segmentinizle konuşuyorum. Kuvvetli olduğunuz noktadan başlamak lazım diye düşünüyorum bu noktada. Siz neye inanıyorsanız evet. O ürünle devam etmek lazım. Bütçeyi çok kısıtlı ve kısa zamanlı tutmamakta fayda görüyorum. Günün sonunda işte hadi Envoy'o veya bir şirketle tanıştı ve çalıştınız. Patinaj yapmadığınızı varsayalım. İyi ürünleriniz olduğunu da varsayalım. Ama 3 ayda başarı istiyorsunuz. O da değil. Günün evet. sonunda bunların hepsi bir paket gibi düşünelim. İyi bir zaman isteme hissi ile bu işe başlamak lazım diye düşünüyorum. Özetle galiba bunları söyleyebilirim. Evet, vallahi çok güzel özetlediniz Yusuf Bey. Borga Bey, siz Yusuf Bey'in bu söylediklerine neler eklemek istersiniz? Özellikle çok güzel özetledi ama siz de öbür taraftan, masanın öbür taraftan neler söylersiniz? İnanın Yusuf Bey'in söylediklerine majör ekleyebileceği bir nokta olmamakla birlikte biz Envoy olarak duruşumuzun destek olarak nasıl olduğunu paylaşmak isterim. Bizim hedefimiz kendi markasıyla bu ihracat yolculuğuna çıkmak isteyen istekli Yusuf Bey'in de söylediği gibi müşterilerimizin bu yolculuk esnasında ihtiyaç duyduğu hemen hemen her noktaya bir klik mesafesinde dashboardumuzdan verdiğimiz ek hizmetlerle bu yolculukta destek olma çabasındayız. Örnek, bir klik mesafesinde bir fotoğraf servisi, bir klik mesafesinde sigorta servisi, bir klik mesafesinde lojistik veya depolama veya paketleme veya teşvik danışmanı veya hukuki danışman. Buna paralel bu yolculukta mutlu olan müşterilerimizin kendi şirketlerini tek bir klikle kurabilecekleri bir platform konumunda destek oluyoruz. Bizim yegane söyleyeceğimiz bu yolculuktaki önemde güvendikleri, geliştirebildikleri, istekli oldukları ve geleceğe adım atmak isteyecekleri ürünlerle bu yolculuğa çıkmalarını bir kez daha vurgulayabilirim ben. Evet. Onun dışında Yusuf Bey hemen hemen hepsini zaten en güzel şekilde dile getirdi. Vallahi en kritiklerinden bir tanesi bu bir deneme değil, bu bir strateji. Ben gerçekten hani bunu çok önemsiyorum. Yani çünkü hadi bir deneyelim, biz de bir bakalım mı? Yani bu iş değil, bu çok büyük bir iş. Gerçekten eğer geleceği de olursa, bir de böyle düşünmez, strateji olarak kurgularsanız başarı şansınız daha fazla galiba. Benim de bütün bu tecrübelerden edindiğim izlenim, edindiğim şey o, bilgiyi birikimi o. Onun yüzden hani yola çıkarken bir kere öyle çıkmak lazım. Ondan sonra da zaten diğerlerini
Sizler gayet güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Gerçekten Ehirariyat Köprüsü'nü tecrübe anlatıyor dedik. Geçenler Ehirariyat Köprüsü'nü geçen tecrübe anlatıyor dedik. Bu gerçekten tecrübenin güzel anlatımı oldu her iki taraftan da. Umarım bunu dinleyenler için de tüm KOBİ'lerimiz, tüm bu şeye yola, bu köprüyü geçmeye niyetli olan, bu konuda düşüncesi olanlar için de faydalı olmuştur. Sizlere de başarılı bir yolculuk diliyorum bu noktada. Daha geniş, daha büyük başarıları da duyacağımıza inanıyorum önümüzdeki günlerde. Hoşça kalın diyorum o zaman. Çok teşekkürler Volkan Bey. Sağ olun Volkan Bey. Teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Evet, hoşça kalın.